Sevgili dostlar, YouTube kanalımıza abone olun, minerallerin dünyasını birlikte keşfedelim. Safir taşı, yakut gibi korandum grubuna aittir. Çeşitli renklerde bulunabilir. Dünyanın en pahalı ve en değerli taşları arasında bulunan safir, sert ısıya dayanıklıdır. Muhteşem mavi renkli ve beyaz damarlı olurlar. Işıltısı ve aydınlık görüntüsü onu diğer taşlardan farklı kılar. Dünyada en değerli safir taşları Hindistan'da çıkar. Mohs ölçeğine göre safir, sertlik derecesi bakımından elmastan sonra gelir. Safir saf iken renksiz bir mineral olan korandumun bir çeşididir. Çok değerli bir mücevher olması onları aranır hale getirmiştir. Bilinen en büyük safir 563 karatlık Hindistan yıldızıdır. New York Doğal Tarih Müzesi'nde sergilenmektedir. 330 karatlık olan bir değeri ise Asya'nın yıldızı olarak adlandırılmış olup Washington DC'de sergilenmektedir. Safir kendine has canlı bir görünüme sahiptir. Tarih boyunca özellikle Batı kralları tarafından kutsal bir koruyucu olarak kabul edilmiştir. Kullanımı kralların tekeline alınmış, kötülüklerden, ihanetten, büyülerden, yenilgilerden korunmak için kullanılmıştır. Ayrıca safir papalık makamının sembolüdür. Osmanlı hükümdarlarının takı olarak kullandığı da bilinmektedir. Geleneksel olarak safir, asaleti, gerçeği, samimiyeti ve sadakati sembolize eder. Yüzyıllardır kraliyet ailesi ve din adamlarının üyelerini süslüyor. Olağanüstü rengi, topaz ve tanzanit kadar diğer mavi mücevherlerle de ölçüldüğü bilinmektedir. Mavi safirlere farklı yöntemlerle renk muamelesi uygulanabilmektedir. Doğal veya sentetik orijinli olsun, safirlerde ısı muamelesi çok eski yıllardan bu yana standart fırınlarda 15.000 santigrat derece civarında sıcaklıklarda optik efektler ile renk geliştirilebilir ve hatta berraklığı iyileştirilebilir. Turuncu, pembe safir rengine Padrabrashka denir. Bu da Sri Lanka'da konuşulan dil olan Shinsale'den yani lotus çiçeği anlamına gelir. Sri Lanka'dan gelen bu taşlar başlangıçta bu isimle pazarlanmıştır. Geleneksel tıbbi görüşe göre kişi sağlığını yenileyen safir, aynı zamanda düzenli düşünce oluşturmakta denenmiş bir taş olarak kabul edilmektedir. Safir, gerçek bütünleşmeyi, samimi arkadaşlıkları ve uygunlukları simgeler. Sadakatin, güvenirliğin, kalıcı aşkın, özlemin, içten yapılmış nişanlanma ve evlenme tekliflerinin sembolüdür. Kalbi güçlendirir. Ruhsal yetenekleri arttırır. Psikolojik karışıklıkları ortadan kaldırır. Güçlü bir sezgi gücü verir. Aklı sakinleştirir ve zihni temizler. Kişisel hırslardan uzaklaştırır. Aldatılmalardan, sahtekarlıktan, düşmanca davranışlardan, nazardan korur. Antidepresandır. Abone olmayı, videoyu beğenip takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Teşekkürler.